Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada, çarpıyor yüzüme yüzüme, sersemledim. Kaçıyorum, ayrılık kovalıyor beni, yolu yok elinden kurtulmanın. Dizlerim kesildi, yıkılacağım. Ayrılık zaman değil, yol değil. Ayrılık aramızda bir köprü, kıldan ince kılıçtan kesildi. Ya ben bir defa Nazım'ı tanımadan evvel hayrandım. Evde kardeşlerim şiirlerini okurlardı. Galatasaray'da 5. sınıfta okul kütüphanesinde şiir kitabı vardı. Onları okurdum. Bir süre sonra Nazım tutuklandı ve yıllarca hapishanede yattı. Ben akşama girdikten sonra Vala Nurettin'i tanıdım. Nazım'ın en yakın, en sevgili dostu Vala'dan Nazım'a dair çok şey dinledim. Evinde yemek verirdi. Bir iki dostunu çağırırdı. O sıralarda da hapishanede Nazım'ı görmüş olurdu. Onları anlatırdı. Hayranlıkla dinlerdi. Yeni şiirlerini ilk o zaman dinledim. Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson. Hala onu okurken ben yazdım. Hala saklarım o kağıtları. Böylece Nazım'ı tanımadan hemen Vala vasıtasıyla çok şey dinledim. Ben yedek subaya gittim. Nazım hapisten çıktı ve kaçtı. Vala'nın evinde kalmış bir süre. Dedikodu olur diye Vala çekinirdi. Kimseyi eve çağırmazdı. Yani burada göremedim ben. Paris'te abidim bana Nazım'ın bir kitabı çıktı. O kitabı biliyorum zaten. Onun telif hakkı var dedi. Nazım telif hakkının Münevver'e verilmesini istiyordu. Münevver karısı İstanbul'daydı. Sen o parayı alır mısın dedi. Tristan Sara, sürrealizmin babası. Ona telefon ettim. O yayın evinde bir görevi vardı. Dedim ki böyle böyle ben alacağım parasını dedim. Hay hay dedi. Bana o parayı teslim etti. Ben de Vala'lar vasıtasıyla Münevver'e gönderdim ama Nazım da bunu biliyordu. Aradan yıllar geçti. Ben UNESCO'ya girdim. Nazım kaçtı falan filan. 1960'da Nazım Paris'e geldi. Abinin Dino benim Nazım'a ne kadar meraklı olduğumu biliyordu. Bir gün bana dedi ki geldi senden de bahsettim dedi. Saint Germain Depre'de bir otelde kalıyor. Yarın sabahleyin gel buluşalım dedi. Gittik bir de baktım Nazım'la abinin Dino orada oturuyorlar beni bekliyorlar. Nazım'la kucaklaştık böyle 40 yıllık dost gibi. Orhan Kemal'i sordu, Mehmet Ali Aybar'ı sordu, Sait Faik'i sordu. Abinin dedi ki bundan sonra sana emanet dedi. Nazım ertesi gün bana UNESCO'ya geldi. Resepsiyonda biliyorlardı kim olduğunu. Nazım'dan toplanmış herkes imza alıyor, resim çektiriyor falan. Aman kurtar sıkıldım buradan dedim. Aldım odama götürdüm. Odama da başka arkadaşlar geldi. Onlar da yine imza aldılar, resim çektiler. UNESCO'yu dolaştık, ona bilgi verdim. Sonra dostluğumuz devam etti. Başka yerlerde de buluştuk. Bir gün beraber Sendüli'ye gittik. Nazım, abidin karıları, benim eşim Nezihe falan. Sonra Nazım Küba'ya gitti. Fidel'le konuştu, geldi. Küba anılarını anlattı. Fidel Castro, ya ben çocuktum seni bilirdim. Sen bak dimdik adamsın demiş, gençsin demiş falan. Havana röportajını yazmıştı. Onu okudu, bandı aldım onu. Saçları saman sarısını yazmıştı. Onu da bandı aldım. Bunlar benim hayatımın en tatlı belgeleri. Birkaç şiir daha okudu. Bir akşam da yemek yedik hep beraber. Çok sevdim Nazım'ı. Gayet sıcak, güven veren bir sesi, davranışı vardı. Numara yapıyor diyemezdi. Saklıyor mu diyemezdi. Mutlaka açık açık bildiğini anlatıyordu. Güzin'in anlattığı bir olay var. Nazım geldiği zaman abidin diyor ki, sen gezdir yarın benim işlerim var diyor. Güzin'e bırakıyor. Güzin karısı yani, Güzin Dino. Abin diyor ki dikkat et Nazım diyor. Yolda tanımadığın insanlar gelirler, seninle dostluk etmeye çalışırlar. Polis de olabilir, bunlara dikkat et diyor. Yüz verme diyor. Ne diyorsun? Abidin diyor. Bir polis gelecek, benim boynuma sarılacak ve ben reddedeceğim. Ben de sarılırım diyor. Böyle bir adam Nazım. Türkiye'ye ait her şeyi dinlemek, öğrenmek isterdi. Tam bir özlem içindeydi.